Evet, bugün çok değerli bir misafirimiz var. Kendisi Mehmetçik Vakfı İzmir temsilcisi, emekli Tu Amiral Ufuk Aslan Bey bizi ziyarete geldi. Efendim hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Komutanım, her sene olduğu gibi sağ olun bizi ziyaret ediyorsunuz. Ama Kurban Bayramı yaklaştığında Uşak'ta Mehmetçik Vakfı'na olan ilgi ve alakada artıyor biliyorsunuz. Tabii. Ben çok merak ediyorum. Kurban Bayramlarında Mehmetçik Vakfı'nın bir hareketliliği var ve geçen yıl sanıyorum 80 bine yakın bir kurban kestiğinizi belirtmiştiniz bana. Bu sene hedefiniz bu mu yani? Evet, ben emekli Tu Amiral Ufuk Arslan, Mehmetçik Vakfı İzmir temsilcisi. Mesut Bey'in de söylediği gibi işte her sene buraya kurban meselesiyle gelerek Uşaklılara seslenme fırsatını bize veriyor. Sağ olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Mehmetçik Vakfı, Mehmetçikler adına da şükranımızı sunuyoruz. Mehmetçik Vakfı davullarla, zurnalarla böyle askere giden Mehmetçiklerimizin bir kısmı malum olduğu üzere şehit oluyor, gazi oluyor ve bir şekilde eksik dönüyor. Evet. İşte vakfımız devlete bir katkı olarak, devlete ilave olarak onlara da yeni bir katkı sağlamak için, onların hayat seviyelerini, yaşam kalitelerini yükseltmek için kurulmuş tek hedef kitlesi Mehmetçikler olan, başka hiç kimse olmayan ve devletten herhangi bir sosyal kurumdan yardım almayan bir kurumdur. Evet. Yani tamamen halkın desteğiyle yürümekteyiz. Sizin de az evvel beyan ettiğiniz gibi önemli gelir kaynaklarımızdan biri de kurban. Kurban çok önemli bir gelir kaynağı değil mi? Tabii, hem önemli bir gelir kaynağı hem de çok önemli bir görev. Bu kurban sizin üyelerinize, Mehmetçiklere veya gazilerimize nasıl dönüyor? Yani bunlara dönüşümü nasıl yapıyorsunuz? Şimdi biz bu sene önce şöyle baştan girsem, Mehmetçik Vakfı kurban bedelini 545 lira olarak açıkladı. Bu sene, evet. Bütün bankalardan gidip ben Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurban bağışı yapacağım dediğin zaman bütün bankalarda bunu alabiliyorsunuz. Evet. Bizim burada istediğimiz tek önemli şey adres bilgileri ve telefon bilgilerinin çok açık olması. Çünkü daha sonra onlara geri dönüş yapacağız. Ne evet. Geri dönüşü? Hem teşekkür, hem onlara nasıl kestiğimizi anlayacağız. Bir de bu sene ilk defa olarak da bağışçılarımıza kurban etinden kavurma göndereceğiz. Bağışçılarımıza göndereceğiz. Herkese kurban etinden kavurma da göndereceğiz. Dolayısıyla bunlar dikkat etsinler. Şimdi biz bu sene kurbanımızı 1996 yılından olduğu gibi halkımızın güvenine layık olarak yine keseceğiz. Nasıl keseceğiz? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış oldukları tebliğ hükümlerine uygun olarak, evet, hijyenik şartlarda, giyim ve cibelere uygun 5 kişi vakıftan, bir de kesim yapılan ilde valilikte koordinasyonu sağlanan bir noter, bir, evet, din görevlisi ve bir de imam. Evet. Kontrolünde. Bu nerede oluyor komutanım? 8 ilde. 8 ilde. Nerede bunlar? Bilmiyorum. Hangi ilde? Afyon'da var, Bilecik'te, evet, var, Urfa'da var, Antep'te, Elazığ'da. İzmir'de yok mu efendim? İzmir'de yok. Evet. Bu illerde kurbanlar, bağışçılar tarafından bağışlanan kurbanlar kesiliyor ve size bağış yapana bilgi veriliyor. Bilgi veriliyor. Ne? Ve onun kesildiği dakika mı bilgi veriliyor? Şimdi evet. Cep telefonuna yazma olan sebebi şu. Evet. Sizin sıranız şu gün şu saatte diyor. O saatte tak mesaj gidiyor ve kesildiğini anlıyor. Ha, siz o mesajı aldıktan sonra internete girip Mehmetçik Vakfı Ok.tr'ye girip diyelim ki kesim nerede? Erzurum'da. Erzurum'u açtığınız zaman canlı olarak da izleyebiliyorsunuz adınızın verildiğini ve peki, vekaletin verildiğini. Peki kurban bağışçısının bağışlamış olduğu kurban hangi ilde kesildiğini belirtiyorsunuz değil mi? Tabii, herkes biliyor. Biliyor. Benim bağışladığım kurbanım Erzurum'da kesildi. Erzurum'da ikinci, evet, gün şu sırada kesilecek. Çok güzel. Mesaj geliyor. Evet. O günde o mesajlar işte canlı yayında da Mehmetçik Vakfı'nın internet sitesine girdiğinde canlı yayında kendi adının bıçakçıya vekalet verildiğini de izleyerek evet, şey yapabilir, görebilir. Yani görebilir. Tabii görebilir. Yani bu huzur içerisinde canlı, evet, hiçbir tereddüt mahal kalmadan hiçbir tereddüt kalmadan kurbanı bağışlayabilir. Padok'taki hayvanın, evet, veteriner ve din görevlisinin kontrolünden sonra buzhanelere kadar olan tüm kesim safhası 8 kişi tarafından denetim altında tutulmaktadır. Evet. Ve hepsi de kamera sistemine de kayıt altına almaktadır. Yani hiçbir şekilde suistimal yoktur diyorsunuz. Olmayacak. Olmaz da. Evet. Olmayacak. Çünkü bizim için çalışıyoruz. Evet, amacımız bu. Çünkü vatandaşlarımızın kurban vekaletini alıp çok büyük bir vebal ve çok büyük sorumluluk altına giriyoruz. Evet. Bunu yapmak zorundayız. Evet.
Peki bu konuda devletimizin size vermiş olduğu kurban toplama veyahut da kurbanları bağışlarını kesme açısından biraz önce bir kelime sarf ettiniz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Yani nasıl, yani bir tebliğ çıktığını söylediniz yani bununla ilgili. Yardım olarak devletten herhangi bir kurumdan yardım almıyoruz. Ancak evet, tabii ki vekaleten kurban kesimleriyle ilgili esasların belirtilmesi, evet, hem Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğlere uygun yapılması. Evet. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tabii ki tebliğleri genellikle hijyenik esasları, evet, içeren şeyler. Ama dini vecibeleri ise tabii ki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan. Bu sayın bir tebliğ aldık, onu okumak istiyorum size. Evet. Çünkü burada vekaleten kurban bağışlarının veya kesimlerinin yapılmasına ve bağışların bir paraya toplanarak, araya çevrilerek, evet, gazilerimize, şehit ailelerimize yardım, evet, yapılması açık ve net olarak bağlandı. Evet. Nasıl okuyayım şimdi efendim? Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurumu tarafından yayınlanan söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et olarak yurt içi ve yurt dışındaki Müslümanlara ulaştırılması imkanını sağlamaması halinde deri ve bağırsaklar gibi bunların da raiç bedelle satılarak bedellerinin vakıf maksatlarına uygulanıp kullanılması caizdir. Evet. Yani biz ne yapıyoruz? 8 ilde kesiyoruz. Evet. 8 ilde kestiğimiz zaman bu 8 ilde yaşayan tüm gazi ve şehit ailelerine biz bunları dağıtıyoruz. Nasıl? 4 kilo kemiksiz paketler, et. Evet, kemiksiz. Paketlerini dağıtılıyor. Veyahut da koyun olursa 4'e bölüp her aile bir parçası. Yani bir koyun 4 parçaya bölüp gönderiyor. Evet. Bu 8 ilin dışındakileri tabii ki dağıtamıyoruz. Mümkün değil dağıtmamız. Evet. İşte bunlar şeye dönüştürülüyor. Nakde dönüştürülüyor. Evet. Ve bunlar ayrı bir hesap, kurban hesabı altında biriktiriliyor ve yıl boyunca gazilerimize, şehit ailelerine ve onların çocuklarına hem ekonomik destek ve hem de öğrenim katkısı olarak dağıtılmaktadır. Evet. Nedir mesela bu? 10.100 gazimize düzenli olarak biz her yıl yardım, her ay 4 milyon 800 lira çıkıyor kasamızdan. Eski payla, evet, 4 milyon 800 lira her ay. Evet. Ve ayrıca 1414'te öğrenci okutuyoruz. Evet. İlkokulda 340, liseye kadar. Evet. Yüksekokulda 540, lisans üstü ve doktorada 640 lira düzenli olarak 12 ay hiçbir kesintisiz yardım yapılıyor. Evet. Yani bu yardımların kurban vekaleten kurban bağışının Mehmetçik Vakfı'na yapılmasıyla hem dini vecibelerinizi yerine getirecek vatandaşlarımız hem de bu gazilerimize ve onların çocuklarına yardım etmenin zevkini yaşayacak. Evet. Çok kutsal bir görev. Evet, sizin vakfınıza kurban bağışlamak isteyenler ne yapmalı? Vakfınıza kurban bağışlamak isteyenler çok basit. Tabii ki genel merkezlerdekiler mesela İzmir'de bana gelip vakıfta yani, makbuz karşılığı yapabilir ama bunun haricinde diğer illerde herhangi bir bankaya gitmek suretiyle. Mehmetçik ben Vakfı. Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurban bağışı yapacağım dediği zaman hemen hesap açılıyor ve onu yapılıyor. Evet. Ayrıca internet üzerinden, Mehmetçik Vakfı'nın sitesi üzerinden de kredi kartıyla da bu bağış yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Tabii. Evet. Sizin bu kurban öncesi yapmış olduğunuz bu kutsal göreve biz hakikaten gecenizi gündüzüne katarak şehir şehir dolaşıyorsunuz ve bunu anlatıyorsunuz. Her geçen gün bağışçılarınız da sanıyorum yükseliyor. Bu yıl yatırılması gereken kurban ücretleri, yani bir kurban ücreti 545 lira olarak belirlenmiş. Bunu da her bankaya gidip yatırabildiğini, evet, belirttiniz bize. Çok teşekkür ediyorum. Ben şimdiden Uşak halkının da sizlere yapacağı bağışların kabul olmasını diliyorum. Sağ olun. Ben de Türk Sağlık Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Mehmetçikler adınıza önce tüm Uşaklara saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Bize Uşak halkına seslenme imkanı veren siz ARD'ye de çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız, sağ olun. Siz de sağ olun.